Tımarhanede bu hafta. Yasak devri değil, özgürlük devri başlıyor. İnançlardan tutunuz, fikir ve düşünce hürriyetlerine varıncaya kadar, yaşama hakkına varıncaya kadar. Ve bu en ideal şekliyle bizim getireceğimiz düzen, bu zulüm düzenini, bu kölelik düzenini değiştirmek için geldiler. Kardeşlerim, bu fakir kendini bildi bileli böyledir. Değişmedi ve değişmeyecek. İşte sonra bu fakir ekonomist oldu. Ben ekonomistim. En az kendisi kadar ekonomi biliminin ustalarına koltuk verdi. Bol bol. Niye? Döviz alıp 6 liradan 7 liradan dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Yani gideceği bir yer yok. Yani vatandaş rahat olsun. Bunlara göre dolar 10 lira olacak. Enflasyon %30'u aşacak. Bankalarımız tökezleyecek. Hazinemiz iflas edecek. Ne oldu? Gülçinem, gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz gözlerimde? Orada sevinci görüyorum ama rakamları duymayı isterim. Şimdi ekonomi rakam işi. Ekonomi rakam işi. Ekonomi temenni işi. Ekonomi güven işi. Ekonomi istikrar işi. Ekonomi beklenti işi. Ekonomi gözlerdeki ışık. Gözünün ışığını iş sesinizle seslendiğiniz bakan kişisi çarkların döndüğünü söyledi. Senin için değil güzel kardeşim. Üretici firmalar için, ihracatçılar için, yani zenginler, yani patronlar için dönüyormuş. Yani diyor ki, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yaptık. Varına yoğuna çöktük. Çarka çomak da sokmadın, ben de seni öğütmeye devam ettim diyor. Bir uyuyun 6 ay sonra uyanıp Türkiye'de. Hangi noktada çok uyanırsınız? Çok farklı noktalara gideceğiz. Çok farklı noktalara. 24 yılın en yüksek enflasyonun açıklandığı gün, TÜİK'e göre %73 yersen, Erdoğan konuştu. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı verileri enflasyonun artık aşağı yönlü bir eğilime girdiğini göstermektedir. Teknik olarak gariban olmadığınızı, bizim ülkemizde teknik anlamda enflasyon değil, fiili olarak kıçınıza giyecek don alamadığınızı söyledi. Fiili bir hayat pahalılığı sorunu vardır. Yani kılavuzu dedi ki, kitabını benim yazdığım ekonomi deneyimle senin emeğini ezmeye devam edeceğim. 7,5 lira param kaldı. Daha 18 gün var benim emekli maaşım ama. Eşimin bakır borcu çoğaldı. Baktıramıyoruz kendimize. 5 senedir doktora çıkamıyorum. Nefesim kurudu. Ben artık yoruldum. Çok yoruldum. Eller çöpün gibi ayakkabı bırakacaktı. Geleceğim diye bakıyorum. Un alamıyorum, yağ alamıyorum, şeker alamıyorum. Dolar 17 lirayı geçmiş. Benzin, motorin 30 liraya dayanmışken yüreklere su serpen açıklama Bahçeli'den geldi. İçinden geçtiğimiz zaman diliminde bazı sorunlarımız olabilir. Sorunsuz hayat, hayatsız sorun yoktur. Marifet karşımızda yığınak yapan sorunların el birliğiyle, güç birliğiyle, inanç birliğiyle çözüme kavuşturulmasıdır. Hayat pahalılığının kuşatması mutlaka kırılacaktır. Hiçbir vatandaşımız enflasyon canavarına ezdirilmeyecektir. Sonra bir gece yarısı açıklama yapılacağının açıklaması yapılarak yeni önlemler alınacağı söylendi. Dolar 16.80'e geriledi. Açıklamadan sonra yine aynı yere döndü. Yani arada yine birileri vurgun yaptı. Geride kalan biz kerizlere de Nebati'nin şapkadan çıkardığı geliri endeksli senedi konuşmak kaldı. Yoksulu çarpıp zengini fonladıkları ekonomi düzeninde 3 kuruş parayla hayatta kalmaya çalışan insanların evlerine kentsel dönüşüm rantıyla saldırdılar. Bir evimizde oturuyoruz, evimizde de bize etme ya. Değil. Yaşasın bizden ya. 2500 lira maaş alıyorum. Nereye gideyim? Nereden ev tutayım? Bizim polisimiz bizi dövüyor yeter. Böyle bir yerden geldim ki ben aç kaldım. Bana hiç tınlamadım. Ben kalanlıkta kaldım. Elbise mi? Ben yeni 3-5 senedir bulaşık makinesi ne demek olduğunu öğrendim ya. Çamaşırlarımı evde de yıkarım. Gitmeyeceğim kardeşim. Vallahi billahi gitmeyeceğim. Ateş yapacağım. Kendi canavarımızı iyi beslemişsiniz. Abi 2 sene beni besleyin. Vallahi her işinizi yaparım. 20 sene beslediniz. Bakın gözünüz. Oysa istifası istenen başkan daha proje başlamadan parsayı toplamanın yolunu bulmuştu. Bakalım şu dönüşümden de biraz şey yapabilirsek, bir şey kalırsa bize. Şeyde projede vardı mı? Ne olmasa da bir iki yer bina olarak aldık, bu yeterli bir şey. Ne olmasa da bir iki yer bina olarak aldık, bu yeterli bir şey. Altını istediğimiz gibi yaparız. Altı havuz olur, üstü kondisyon yeri. Bir dönem ortada parsa bırakmayan, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında dosyamda ne varsa doğrudur diyen Erdoğan Bayraktar yine çıktı sahneye. Çiftçi oldum, sığırlarıma bakıyorum, onları bebek gibi seviyorum, onlar hiç yalan söylemiyorlar dedi. Çocuklarına, torunlarına temiz bir isim bırakmak istediğini anlattı da anlattı. Kirli geçmişinin hesabını verememiş bakan. Soruşturma dosyasında var olan ve yasalara uygun olarak onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştı. Bu minval üzere bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa
başlıyorum. Zorunlu saf dışı bırakılanlar gibi bir de zorunlu birliktelikler vardı. Cumhur'un ortağı Büyük Birlik Partisi öfkeliydi bu hafta. Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi Kazım Bir Tane, AKP'li belediye başkanı tarafından genel başkanı Destici anımlayınca hırsızlıkları anımsadı. Biz biliyoruz sizin yalan talan yağma düzeninizi. Unuttuk sanmayın. Her türlü hırsızlığa susuyorsak ülke yönetimi CHP-HDP'ye kalmasın diyedir. Hırsızlık ve yolsuzlukta uzlaşanlar döndürürken çarkı, gençler yasaklara susmadığı için Kadıköy'de darp edilip gözaltına alındı. Sokak arasında döve döve öldürdükleri Ali İsmail Korkmaz'ı anmak isteyen iki genç mezuniyet töreninde yaka paça gözaltına alındı. Ne oluyor ya? 892 gündür kayıp kardeşi Gülistan Doku'yu arayan abla Aygül Doku, mezuniyet töreninde sahneye çıkmak istedi. Zorla kürsüden indirildi. Hiçbir işten yaşamamış gibi, hiç bu üniversitenin öğrencisi olmamış gibi, onun mu benden diplomasını esirgeyenlerdir acıracak falan. Gençlere gelecek bırakmayanlara, sizin emeğinizi çalanlara teslim edecek memleketi olmayanlar, aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.